hoş geldin. Bu videoda araba ile ilgili temel İngilizce kelimeleri göstereceğim. Videonun sonunda jant, gaz pedalı, fren ve buna benzer önemli İngilizce kelimeleri öğrenmiş olacaksın. Her zamanki gibi kelimelerin detaylı açıklamaları ve örnek cümleleri web sayfamda mevcut. Gerekli bütün linkleri bu videonun altından bulabilirsin. Evet hadi başlayalım. Arabanın dış kısmıyla başlayalım. İngilizce'de arabaların kapılarına doors denir. Arabanın ön camına ise windshield denir. Yağmur yağdığı zaman arabanın ön camı sileceklerle düzenli olarak silinmesi lazım. İngilizcede sileceklere windshield wipers deniyor. Gelelim arabanın ışık sistemlerine. İngilizcede ön far headlights demek. Arka farlara ise tail lights deniyor. Bazen arabanın bagajına bir şeyler koymamız gerekebilir. İngilizcede arabanın bagajına trunk deniyor. İngilizcede günlük konuşmada bagajı aç demek için open the trunk demek yerine genellikle pop the trunk deniyor. Örneğin can you pop the trunk please? Lütfen bagajı açar mısın anlamına geliyor. Sırada arabanın tekerlekleri var. İngilizce'de arabanın tekerleğine tire deniyor. Örneğin can I use your spare tire? Yedek tekerleğini kullanabilir miyim demek. Tekerleklerin jantları olur. İngilizce'de jant rim demek. Dış kısımda son olarak arabanın boyasına bakalım. İngilizce'de arabanın boyasına paint veya paint job deniyor. Gelelim arabanın iç kısmına. Koltuklarla başlayalım. İngilizcede koltuk seat demek. Arka koltuklara ise back seats denir. Araba sürerken güvenli olabilmek için kemer takmamız lazım. İngilizcede kemer seat belt demek. Arabayı iyi bir şekilde sürebilmek için direksiyona hakim olmamız lazım. İngilizcede direksiyona steering wheel deniyor. Kaza olduğu esnada arabada bizi koruyabilecek bir sistem daha var. O da hava yastığı. İngilizce'de hava yastığı sistemine airbag deniyor. Arabaların gitmesinden ve durmasından sorumlu olan kısımlar gaz pedalı ve fren. İngilizce'de gaz pedalı gas pedal demek. Fren ise brakes demek. Örneğin my car's brakes aren't working. Arabamın frenleri çalışmıyor demek. Arabayı park ettiğimiz zaman el frenini çekmemiz lazım. İngilizce'de el frenine handbrake deniyor. Arabayı sürerken sık sık dikiz aynasına bakmamız lazım. İngilizce'de dikiz aynasına rear view mirror deniyor. Örneğin don't forget to adjust the rear view mirror dikiz aynasını ayarlamayı unutma demek. Arabayı ısıtmak ve soğutmak için klimayı kullanırız. İngilizce'de klima air conditioning demek. Örneğin can you turn on the air conditioning klimayı açabilir misin anlamına geliyor. Sırada arabanın motoruna bakalım. Bu kelimeyi bir daha unutacağını düşünmüyorum. Çünkü İngilizce'de motor, motor demek. Bazı arabalar vitesli olur. İngilizce'de vites, gear demek. Arabaların gidebilmeleri için benzine ihtiyaçları olur. İngilizce'de benzin deposuna gas tank denir. Bir de gösterge panosuna bakalım. Hani benzinin miktarını ve ne kadar hızlı gittiğimizi kontrol ettiğimiz yer var ya, İngilizce'de oraya dashboard deniyor. Son olarak sürüş ve araba ile ilgili genel birkaç kelime göstermek istiyorum. Önce sürmek kelimesiyle başlayalım. İngilizce'de sürmek to drive demek. Vitesli arabalarda sıkça vites değiştirmemiz lazım. İngilizce'de vites değiştirmek to shift gears demek. Ayrıca vitesli arabalara İngilizce'de manual car deniyor. Otomatik arabalara ise automatic car deniyor. Sırada park etmek var. İngilizce'de park etmek to park demek. Örneğin we need to park soon yakında park etmemiz gerekiyor demek. Bazen paralel park etmemiz lazım. İngilizce'de buna parallel parking deniyor. Tabi bütün bunlardan önce arabayı sürebildiğimizi kanıtlamamız gerekiyor. İngilizce'de ehliyete driving license deniyor. Örneğin I got my driving license last week. Geçen hafta ehliyetimi aldım demek. Son olarak benzin ne demek ona bakalım. İngilizce'de benzin gas veya fuel demek. Örneğin benzinimiz bitiyor We are running out of gas, demek. Evet, araba ile ilgili kelimelerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda trafik ve trafik kazaları ile ilgili birkaç İngilizce kelime göstereceğim. Eğer o videoyu kaçırmak istemiyorsan hemen altındaki kırmızı abone ol düğmesine tıklayabilirsin. Ayrıca bu anlattığım kelimelerle ilgili detaylı açıklamaları ve örnek cümleleri görmek istiyorsan web sayfama gidebilirsin. Bunun için de bu videonun altındaki linklere tıklayabilirsin. Ya da etkilipratikingilizce.com adresine gidebilirsin. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.